Parabollerin tanım ve görüntü kümesi. Bu videomuzda parabollerin tanım ve görüntü kümesi nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle parabol ne demektir? O kısımla başlayalım. Fx eşittir ax kare artı bx artı c formatındaki fonksiyonlara, ikinci derece fonksiyonlara parabol denir. Burada olmazsa olmaz şart, x karenin katsayısı olan a'nın sıfırdan mutlaka farklı olması gereklidir. X kareli terimi olmayan bir fonksiyon parabol olamaz. Buradaki x'li ve sabit olan kısım bulunmayabilir. Ama x kareli bulunmadığı zaman ona parabol diyemeyiz. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz. Öncelikle tanım kümelerini bütün sorulan paraboller için bulalım. Arkasından görüntü kümesine gelelim. Tanım kümesi bir fonksiyon için x yerine gelebileceklerin en geniş kümesidir. Bulurken şunu düşünürüz. Buraya x yerine gelip de tanımsızlığa neden olabilecek bir değer var mı? Tabii ki paraboller için mümkün değildir bu. Tanımsızlık, paydada sıfır olması, çift derecelik kök içinde negatif olması veya logaritmalı fonksiyondaki logaritmanın kurallarının gerçekleşmesi durumunda mümkün oluyor. Parabollerin tanım kümeleri daima ve daima bütün reel sayılardır. Parabolleri tanımsız yapan x değeri söz konusu değildir. Bu nedenle bir fonksiyonun parabol olduğundan emin miyiz? X kare artı ax artı b formatı, ax kare artı bx artı c formatında ise bunun tanım kümesine gönül rahatlığıyla her zaman için bütün reel sayılar yazabiliriz. Bu da bir parabol, tanım kümesi reel sayılar. Bu da bir parabol, tanım kümesi bütün reel sayılar. İki şıkkımız daha var. E şıkkına geliyoruz. X kare artı 2x eksi 5. Bu da bir parabol. Tanım kümesi bütün reel sayılar. F şıkkında garip bir yazım var ama bu açıldığında parabol çıkacağını anlayabilmeliyiz. Bu parabolün tepe noktası formatında yazılmış biçimidir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Parabolün bu formatta yazılmış biçimidir. Bunu açtığımızda eksiyi eşitip eksi 1 ile topladığımızda bunun gibi bir şey gelir. Bu da bir paraboldür ve tanım kümesi reel sayılardır. X yerine bütün reel sayıları koyabiliriz. Şimdi görüntü kümelerine gelelim. Parabollerde görüntü kümelerini tespit ederken çizimler üzerinden düşünmek gerekir. Artık fx eşittir x kare gibi bir fonksiyonun nasıl çizileceği kafamıza işlemiş olmalıdır. X kare parabolü en meşhur paraboldür zaten. Şu şekildedir grafiği. Fx eşittir x kare. Bu fonksiyon için baktığımızda görüntü kümesini tespit ederken çıkan y değerlerine bakıyoruz. Bu fonksiyonun grafiği y değerleriyle eşlendiği bölgelere bakın. Sadece x ekseninin üst tarafındaki y değerleriyle eşleniyor. Alttaki y değerleriyle eşlenme yok. Bu parabolün değeri sıfır ediyor. Çünkü sıfırdan grafiği çizerken geçirdik. Sıfırdan başlıyor görüntü kümesi. Sıfır dahil artı sonsuza kadar. Şimdi B şıkkına gelelim. Fx eşittir x kare artı 2. Buradaki fonksiyona 2 eklenmiş. Bir fonksiyonun x kare olan kısmına artı eksi yaptığımızda y ekseninde aşağı veya yukarı kaydırırız. Bunun grafiği ise 2'nin olduğu yerden başlayıp yukarıya doğru gidecek. X kare budur. X kare artı 2 ise budur.
Bunun eşlendiği y değerleri 2'den sonraki bütün pozitifler. Görüntü kümesi 2'den başlıyor artı sonsuza kadar. C şıkkına gelelim. Fx eşittir eksi x kare. Çizimi çok iyi bilinmesi gereken parabollerimizden biri daha. Fx eşittir x kare yukarı doğruysa, x karenin katsayısı negatifse aşağıya doğru. Bunun görüntü kümesine geldiğimizde, bunda da bütün negatifler çıkıyor. Buradaki x'i koyuyoruz, y ile eşleşiyor. X'i koyuyoruz, y ile eşleşiyor. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan bütün negatifler çıkıyor. Sıfır da dahil. D şıkkına geldiğimizde eksi x kare artı 3. Eksi x kare fonksiyonu buysa ona 3 eklediğimizde 3 yukarıdan başlar. Fakat katsayısı eksi olduğu için aşağıya doğru. Bu sefer görüntü kümesi de eksi sonsuzdan, bu taraftakiler de eşleniyor tabii ki. Eksi sonsuzdan 3'e kadar bütün y değerleri çıkar. Eksi sonsuzdan 3'e kadar. Şimdi E şıkkımıza geldik. Bu parabolün görüntü kümesini bulurken ax kare artı bx artı c x kareli de var, x'li de var. Özellikle bu x'li varsa tepe noktası üzerinden grafiğin çizimini yapmalıyız. Tepe noktamız burada r'ye k'dır. R'nin formülü eksi b bölü 2a'dır. K ise buradan bulduğumuz r'yi fonksiyonda yerine koyarak elde ettiğimiz değerdir. R'yi hesaplayalım. Eksi b, eksi 2. A'mız 1 bölü 2. R eksi 1 etti. Eksi 1'i götürüp fonksiyonda yerine koyarsak. Eksi 1'in karesi 1. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 5. Eksi 6 çıktı. Tepe noktasını eksi 1'e eksi 6 bulduk. Grafiğini çizecek olursak, eksi 1 burası, eksi 6 da burası. Parabolün kollarının yönü x karenin katsayısı tarafından belirlenir. X karenin katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. Parabolün alabileceği en küçük değer eksi 6. Eksi 6'dan sonraki bütün y değerleri eşlemeler sonucu çıkıyor. Kol yukarıya doğru gidiyor. Eksi 6'dan artı sonsuza kadar buradaki görüntü kümemizdir. Eksi 6'dan artı sonsuza kadar. Eksi 6 dahil. Bir parabolün x'li kısmı varken grafiğini çizmek istiyorsak, tepe noktası üzerinden çizimi yapmak en sağlıklısıdır. X karenin katsayısı da bize kolların yönünü söyler. Şimdi F'ye geldik. Bu verilmiş format zaten parabolün tepe noktasını bize gösteren formattır. Buradaki R, buradaki ise K'dır. Şuraya formülünü yazdım. Bizim buradaki tepe noktamız 7'ye. Formülde zaten oranın eksi olması gerekiyor. Eksi 1'dir. Buranın eksi olması da kolların yönünün aşağıya doğru olacağını gösteriyor bize. 7'ye eksi 1. Kollarının yönü de aşağı doğru olan bir parabol. Bu parabolün alabileceği maksimum değer buradaki eksi 1 değeridir.
Bu eksi bir değerinden küçük olan her değer çıkıyor. Eksi bir değerinden büyük hiçbir y değeri koyduğumuz x değerlerine karşılık çıkamıyor. Bunun görüntü kümesi eksi sonsuzdan eksi bire kadardır. Eksi bir dahil. Çünkü eksi bir çıkan bir değer. Bu şekilde parabollerin tanım ve görüntü kümesi bulmayı noktalayacağız. Son kez tekrar edersek, parabollerin tanım kümesi her zaman için bütün reel sayılar. Çünkü parabolleri tanımsız yapan hiç x değeri yoktur. Görüntü kümesini bulurken ise çizim yapıp çizimden eşlenmiş y değerlerine bakıp oradan görüntü kümesini yazarız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.